Şimdi biraz yürüyerek gezeceğim. Markete gideceğim. Marketten de biraz alışveriş yapacağım. Şimdi bugün size gerçek bir olay anlatacağım. Bu olay 4 ay içinde yaşandı. Bu gerçek olay yani. Uydurma falan değil. Bir tanıdığım var. Bir arkadaş. Benden biraz genç. Arkadaşın yaşı 30 yaşlı arkadaşın. Şimdi bu bir tane kızla tanışır. Norveçli bir kızla. Benim arkadaş Türkiye'de yaşıyor. Kendisi Türkiye'de yaşıyor. Bir Norveçli kızla tanışır. Bunlar bir ay, 2 ay konuşur sürekli internette. Gece gündüz. Samimi olurlar. Kendi birbirlerini tanırlar. Çocuk buna aşık olur. Benim arkadaş. Buna aşık olur. Bu çocuk kızla yani kadın da kadın biraz arada yaş fark var. Yani bir 7-8 yaş arada fark var bayanla, Norveçli bayanla. Benim arkadaşım. Bayan gördüğüm kadarıyla işinde, gücünde bir bayan. Normal bir bayan. Bunlar neyse sevgili olurlar bunlar. Beraber olurlar. Ya dayanamazlar. Ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun. Neyse. Aşıklar, iki aşıklar. Kadın uçak biletini alır. Türkiye'ye gider. Bunlar Türkiye'de buluşur. Kadın bir hafta mı 10 gün mü izin alır. Türkiye'ye giderler. Türkiye'de beraber buluşurlar benim arkadaşla. Her neyse yani sevişirler her neyse artık ne yapıyorlar yani. Tatil işte sonuçta sevgililer hayatını yaşıyorlar. Bunlar birbirlerini sevmiş. O onu sevmiş. Bu da bunu sevmiş. İyi ne güzel. Allah mutlu etsin. Ne güzel bir şey. Bunlar bir 10 gün beraber kaldılar otelde. Biraz gezdirir yani arkadaş benim arkadaş. Gezdirir, tozdurur. Ailesini tanıştırır. İşte benim bu annem, benim bu ablam, kız kardeşim, abim, kardeşim. Bütün ailesini tanıştırır. Çünkü çocuğun kalbi temiz. Bu arada çocuğun ilk defa bir kız arkadaşı oluyor. Hayatı boyunca. Çocuk öyle bir şey bilmez yani böyle sevgili olaylarını işte yani kadınla ilişkiye ilk defa girer. Yani hayatı boyunca ilk defa bir kadınla ilişkiye girer. Sevdim diyor yani benim arkadaş. Abi diyor ben diyor sevdim diyor. İyi ne güzel ne güzel bir duygu dedim. Sevmişsin, aşık olmuşsun. Çok güzel bir duygu. Bakın millet huzurca. Bakın çocuklu mucuklu. Türkiye'de olsa çocuğunu yani korkarsın. Dışarı çıkmaya bu saatte. Bu saatte. Millet eğleniyor bak, topunu oynuyor. Neyse, bunlar ailesini tanıştırır kızı, bayanı. Olgun bir bayan. İlk buluşmada bunlar beraber olur. Güzel. Her şey iyi geçer. İkinci buluşmada aradan belli bir zaman geçer. Aradan 2-3 ay geçer. Tekrar bunlar
Beraber olur, buluşurlar. Kadın tekrar Türkiye'ye bir uçak biletini alır. Benim arkadaşın yanına gider. Biz de geldik. Yani bunu anlaşır kendi kararlarını. Yani bayan da istiyor, arkadaş da istiyor. Bunun ikisi evliliğe karar verir. İyi dedim, kardeşim ne güzel evleniyorsun, mutlu olacaksın. Vallahi ne mutlu dedim sana ya. Ne güzel hayat vallahi. Ne güzel hayat. Bakın karşıda binalar var hep burada. Bunlar. Bak hemen yanında da müstakil evler var. Tahtanın evler bak. Zaten orman buralar bakın. Karşısı ormanlık. Hep buralarda evler var ormanın içinde tek tek. Neyse. Bunlar evliliğe karar verir. İyi ne güzel. Evlenin kardeşim. Ben de dedim yani destek çıktım yani. Ne güzel dedim ya seviyorsun, aşıksın. Evlen dedim yani. En doğru kararı veriyorsun dedim yani. Çok güzel bir karar. Niye sevdikten sonra fark etmez ki yani istese 3-5 yaş olsun fark etmez problem olmaz 7 yaş 8 yaş olsun hiç problem değil. Önemli olan senin sevgin senin mutluluğun. İyi. Tamam. Bunlara kadın gider. Türkiye'ye gider. İkinci defasında. Bunlar gider belediyeye. Evliliğe başvurur. Evrakları her neyse. Bütün evrakları hazır ederler. Bunlar evliliğe başvurur. Evlenirler. Güzel bir Türk düğünü yaparlar. Türkiye'de. Yani bütün sülalesi. Yani bildiğiniz düğünler. Güzelce düğün yaparlar. Ne güzel. Düğün yaptılar. Düğün bitti. Yediler, içtiler. Kadın bu arada bütün bizim Türkiye'deki kültürü görür. Kültürün farkına varır. İnsanların nasıl bir cana yakın, nasıl bir yani aile sonuçta yani. Biz yabancı bir Türkiye'ye bir kişi geldi mi bizim çevremize, ailemize hepsi yani hizmet gösterir, sever, güler, sayar. Problemleri de olsa göstermez. Güzelce yemekler hazırlar. Yani de yani çeşit çeşit yani onlarca yemek hazırlar. Her gün farklı bir çeşit yemek diyor. Her gün farklı bir kahvaltılar. Güzel yemekler. Kadın bunu sever. Daha çok kadın hoşlanır sever. Benim arkadaşı. Ne mutlu. Güzel. Neyse. Tatil tekrar biter. Bayan Norveç'e tekrar gelir. O bayan. İyi, Norveç'e geldi. Bunlar telefonda arkadaş bana mesajlarını gönderdi. Nasıl konuşmuşlar, nasıl anlaşıyorlar her şeyi. Yani telefonda anlaşmaları nasıl desem size ben. Öyle bir şey ki telefonda anlaşmaları. Yani bunlar dedim ben iyi dedim. Bunlar birbirlerini yemiyorlar dedim ya. Bunlar kavga etmiyorlar. Örnek vereceğim size ben. Yani ben diyorum ki ne yarın şu yemeği yapacağım. Yarın ben şu yemeği yapacağım. Hayatım nasıl güzel mi? Benim arkadaş bunu diyor. Ben şu yemeği yapacağım. Nasıl hayatım güzel mi bu yemek? Beğenir misin? Canın ister mi? Benim bayan da karısı da ne diyor buna? Diyor ki ne yarın işim var. Yarın çok yorgunum. Yarın ben şu saatte işe başlayacağım. Şu saatte işi bırakacağım. Yani konuşmaya onun alakası yok. Ben ne konuşuyorum? Karşıdaki kişi ne konuşuyor? Aynı benim olay gibi şu anda. Ben bu konuyu konuşuyorum. Aynen bir anda giriyorum ben. Bakın evlere bak diyorum. Nasıl güzel mi evler diyorum. Yani bir yerden bir yere uçuyorum. Yani konuşmalarda hata oldu. Ondan dolayı tartıştılar bunlar. Şimdi zaten dünyada zaten karı kocaların, sevgililerin %90'ı
50'si, %40'ı boşanmaların, işte ayrılmaların sorumlusu bu chat olayları, yazışma olayları, mesajlaşma olayları. Ben de normal karşılıyorum. Tabii olur diyorum yani, her şey olur. Tartışırlar. Neyse, anlaşılmamazlık olur orada. Bunlar tartışır. Kadın da buna bahane yapar. Bahane. Bak, Norveçli bayan buna bahane yapar. Buna yazmaz. Benim arkadaş da sinirlenir bunu. Bir engel atar. Sosyal bir medyada. Çünkü tecrübesiz, bilgisi yok fazla, saf. Yani kadın konusunda bilgisi yok. Saf. Çünkü seviyor çocuk yani. Ya sinir halinde her şeyi yapıyorsun işte. Biri mangal yapmış burada, bunu koymuş, unutmuş. Artık yarın yine gelir, mangalını yapar. Neyse. Bu sonradan aradan 2-3 gün geçer. Benim arkadaş engeli tekrar kaldırır. Dedim ya, engelli manyak mısın sen dedim ya. Senin bu hanımın dedim, evlendiğin kişi dedim. Bu chat olayları çok yanlış dedim, sizin konuşmalarınız dedim. Bu saçma sapan laflar veriyorsunuz dedim. Bir yerden bir yere. Konuşma olaylarında bak, buna bak, çocuk çok haklı. Benim arkadaşım çok, pardon, çok hatalı. Benim arkadaşım bu konuşma olaylarında, muhabbet olaylarında karısıyla çok hatalı. O şekilde konuşulmaz. Yani bir bayanla, bir kadınla, sen, ben, o şekilde ben benim bacımla, babamla, annemle konuşayım ben. O şekilde konuşsam ben babamla tartışırım. Bacımla da tartışırım. Neyse, kadın buna yazmaz. Kadın da biraz bahane yapıyor. Bak, bunlar evleniyor aradan. 3-4 hafta geçiyor. Bunlar komple araları bozuluyor. Kadına gelelim şimdi. Aradan 3-4 ay geçti. Kadın yazmadı buna. Kadın bu ara, benim arkadaş kafayı yiyor. Ne yapacağım, ne edeceğim abi? Ne yapmam lazım, ne etmem lazım? Yani kadına ulaşamıyorum. Yok, yani ulaşamıyorum. Arıyorum, telefon kapalı. Yeni hat alıyorum, yine kapalı. Yani 3-4 ay, 4 ay boyunca belki 10 tane hat değiştirdi. Telefon hattı değiştirdi. Ne oldu? Ben bu arada, şimdi ben o olayı biliyorum ben. Bu arada ben aklıma geldi. Şimdi çocuk zaten bunu aldı. Çocuk kafayı yedi. Ya sen evleniyorsun, karın sana 4 ay yazmıyor. Kafayı yersin, bunalım geçirirsin. Neyse, aradan 4 ay sonra dedim ben, ama biliyordum ben bunu. Başka bir erkek buldu bu kadın. Norveç'te başka bir erkek buldu. Ama ben buna, benim arkadaşa söylemiyordum bunu ben. Söylenmez arkadaş. Zaten adam bunalımda. Tuttu ağzına, diyemezsin ki senin karın başka bir adam buldu. Diyemezsin. Ya 4 ayda 15 kilo verdi benim arkadaş. 4 ayda 15 kilo verdi. Yani bunalım, her şeyi bunalım. Neyse, konuşuyoruz bu arada arkadaşla. Dedim bak dedim, sabret dedim. Ben eminim dedim, benim adım Ahmet'se, ben eminim dedim. Ben %100 garanti veriyorum. %100. Bu kadın sana dedim, yani senin karın dedim, bu kadın sana dönecektir dedim. Yani sadece dedim, Temmuz ayını bekle dedim. Bak, Haziran, şu anda Haziran bu ay. Haziran sonuna dedim, mutlaka bu kadın sana yazacaktır dedim. Bu arada Norveç kızlarını göstereyim size. Neyse. Şimdi
Bak benim tahminim %100 dedim ben. En geç dedim Temmuz ayına mutlaka yazacaktır bayan dedim sana dedim. Karın dedim yani. Temmuz ayına kalmadı. Daha geçen hafta. 6 gün önce. Kadın buna yazdı. Aradan 4 ay sonra yazdığı kelime ne biliyor musunuz? Yazdığı kelime tek şu. Nasılsın hayatım? Ne yapıyorsun? Seni özledim. Ya hastanedeydim. Bu problemim vardı kusura bakma. Abi dedi, bana yazdı dedi benim hanım dedi çok mutluyum dedi. Yani sevindim dedi. Vallahi de senin dediğin doğru çıktı dedi. Yani sen bana diyordun bunu dedi. Tabii dedim ya ben bunları tanırım. Tecrübem var bu konuda. Ben 14-15 senedir bunların içindeyim ben. He de olgun bayanla. Ben bayan kuaförü olarak yapıyorum. Ben burada bayan kuaförlüğü yapıyorum. Yani günde 10-15 tane bayan görüyorum. Yani geliyorlar, muhabbet ediyoruz. Yani her konuda laf veriyorlar. Her konuda lafını açıyorlar. Kocasının lafını açar, hayatının lafını açar. Yani yıllardır bunların lafını dinliyorum ben. Neyse, kadın yazdı böyle böyle. İyi dedim ya, sevindim. Bunlar konuşuyor, konuşuyor. Bunların konuşmalarını izledim. Bak bunları ben dedim ki arkadaşa bu konuşmalarınızı lütfen bana at dedim ben. Ben bir değerlendirme yapacağım dedim. Neyin ne oldu? Ne amacı ne bunun? Sen evlenmişsin, sen seviyorsun bunu. Neyse, bunlar konuşuyor. Konuşmaya tekrar başladılar ikisi beraber. Bakın kadına bakın. Aynı benim dediğim olaya geliyor. Aradan 4 ay yazmıyor. Ben düşünceme geliyor. Kadın ne desin? Ben bir İranlı erkekle beraber oldum. Bir defalık ilişkiye girdim. Kadın bunu diyor. Kocasına, benim arkadaşa. Çok enteresan değil mi? Çok yani saçmalık bir şey ya. Çok saçma bir şey. Neyse bunlar kadın böyle diyor. Ben zaten biliyordum ben olayı dedim yani ben bildiğim için pek umursamadım ben. Ama benim arkadaş daha çok çöktü. Bunalıma girdi. Sen bana nasıl yaparsın bilmem amına tövbe tövbe ben küfür ediyorum da kusura bakmayın. Yani ne kadar laf saydı yani o kadar küfürler saydı ki ben de saydım yani. Bu gerçek yani. Haklı yani çünkü yani sen evleniyorsun aradan 4 ay geçiyor başka bir İranlı bir mülteciyle beraber oluyorsun da. Yani küfür edilmez mi bu bayana? Çocuk sevmiş seni hayatını vermiş. O kadar kolay mı bir evlilik? Neyse ben de bu olay dedim. Konuşmalara baktım ben izledim. Niye engelledin Facebook'tan? Tamam sen engelledin. Geri açtım. Sen beni niye engelledin Facebook'tan? İnan çocuk 10 tane Facebook açtı. 10 tane Facebook engellendi. Facebook engelliyor bunu. Neden biliyor musunuz? Çocuk da bilmiyor bunu. Saf. Safım benim işte. Safım benim. Fotoğrafını, bunlar evlilik fotoğrafları, baş başa fotoğrafları paylaştığı için karısınınla kendinin fotoğraflarını paylaştığı için Facebook'ta kadın karısı Facebook'a şikayet etmiş fotoğrafları. Bu böyle fotoğrafı şikayet ediyor. Bu böyle. Kadın da ne diyor?